parçada üzerinde durulan tür aşağıdakilerden hangisidir? Yaşanmış ya da yaşanabilir bir olayı, durumu, kişi, yer, zaman, yapı unsurlarıyla anlatan edebi tür, hikaye, destan, masal olabilir. Eleştiri, sanatçı eser durumla ilgili olumlu olumsuz beyanatlarda bulunmaktır. Makale ise fikir yazılarıdır. Burada Roman'dan kısa olan bir tür olduğu belirtilmiş. Roman'dan kısa olan tür nitelendirmesi yapıldığı zaman destan manzum şekilde oluşturulan hikayelerdir. Masal olağanüstülük vasfı yüksek olan hikayelerdir. Hikaye ise romandan kısa olan yaşanmış yaşanabilir olayları anlatan yer zaman belirterek anlatan edebi türdür. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilir denilmiş sorumuzda. Modern şiir, Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan şiire verilen karşılıktır. Klasik şiir divan edebiyatına verilen karşılıktır. İslamiyet öncesi Türk şiiri, İslamiyet'in kabulünden önce, 11. yüzyıl, 10. yüzyıldan önce icra ettiğimiz şiire verilen karşılıktır. İslamiyet'in kabulünden sonra ortaya çıkan şiir de zaten İslamiyet etkisindeki şiirdir diyebiliriz. İslam öncesi şiir ise İslamiyet'in kabulünden önce oluşan Göktürk Uygur dönemi şiirine verilen karşılıktır. 11. yüzyıla kadar devam eden şiirimiz milli zevklerin özelliklerini taşıyan şiirimiz İslamiyet öncesi Türk şiiridir. Çünkü biz İslamiyet'i 11. yüzyıl civarında kabul ediyoruz. Sorumuzun cevabı İslamiyet öncesi Türk şiiri e seçeneği olur. Parçada söz edilen dönem hangisidir denilmiş. İslami dönem Türk şiiri İslamiyet'in kabulünden sonra gelişen Türk şiiridir. İslam öncesi Türk şiiri ise 11. yüzyıldan önce İslamiyet'in kabulünden önce gelişen, oluşan halk şiiridir. Modern şiirimiz ise Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan şiire verilen karşılıktır. Eski Türk şiiri divan edebiyatında, halk edebiyatındaki şiirimizi de kapsayan genel bir ifadedir. Yeni Türk şiiri de daha çok günümüz tanzimat edebiyatından sonraki edebiyatımızı karşılayan şiir olarak değerlendirilebilir. Burada İslamiyet'in benimsemeleriyle birlikte şiirimizin 11. yüzyılda yeni bir kimlik kazanıp 19. yüzyılın son ortalarına kadar devam eden bir dönemi anlatılmakta. Bu dönem İslami dönem Türk şiiridir. Sorumuzun cevabı A'dır. Bu şiir alıntısı biçim özellikleri açısından aşağıdakilerin hangisiyle ortak özelliklere sahiptir? Şiirimizi değerlendirdiğimiz zaman şiirimizin beyitlerle kurulduğunu görüyoruz. Beyitlerle kurulması rubayı, tuyu olamayacağını gösterir. Çünkü rubayı ve tuyu dörtlüklerle kurulur. Kafiye şemasını değerlendirdiğimiz zaman alemi ifadesini A desek rüzgar B olur. Aleme C desek rüzgar yine B olur. Olmasa D desek rüzgar yine B olur. Dolayısıyla ikinci mısralar hep aynı şekilde kafiyelenmiş. Mesnevilerde de kafiye şeması A, A, şeklinde olduğu için her beyt kendi arasında kafiyeli olduğu için cevap olamayacağından bu seçenekleri de eleriz. Gazel ve kasidede ise beyit nazım birimi kullanılır. A, -A BA CA diye A şeklinde kafiyelenir. Dolayısıyla sorunun cevabı mesnevi kaside D seçeneği olur. Dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur? Dörtlüğü değerlendirdiğimiz zaman Leyla gelin oldu Mecnun mezarda ifadelerinde Leyla ile Mecnun aşkını hatırlattığı için burada telmih sanatı ağaya ulaşırız. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Çoban çeşmesinin bağdan bağ gezmesinin sebebi bir gülü araması mıdır? Yer çekimi midir? Tabii ki yer çekimidir realist olarak düşündüğümüzde. Fakat burada bir olayın meydana gelişini gerçek nedenin dışında başka bir nedene bağladığı için ateşten kızaran bir gül aradığı için geziyor vurgusu yaptığı için buradan B seçeneğine hüsnü talile ulaşırız. Ayrıca çoban çeşmesinin gezmesi Çoban çeşmesi bağdan bağa gezmesi istihare sanatına örnek gösterilir. Çünkü gezme hususiyeti insana özgü bir durumdur. Çoban çeşmesi cansız bir varlıktır, gezmez. Dolayısıyla insan gibi gezen bir varlık olarak değerlendirilmiş, benzetme yapılmıştır. Buradan da gezme ifadesinden hareketle D seçeneğine istihareye ulaşırız. Ayrıca bağ, çoban, çeşme ifadeleri, gül ifadeleri anlam yönüyle irtibatlı kelimelerdir. Doğayla yönelimi olan kelimelerdir. Buradan da uygunluk sanatına tenasüpe ulaşırız. Bilmezden gelme sanatı olan tecavül harife ise ulaşamayız. Sorumuzun cevabı E'dir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Metinler öğretici metinler ve edebi metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Bilgi doğrudur. Edebi metinler estetik haz uyandırmak için yazılan kurmaca metinlerdir. Öğretici metinler ise, düşünceye dayalı olan, kurmaca niteliğine sahip olmayan metinlerdir. Bazı öğretici metin türleri, bilimsel metinler olarak da adlandırılır. Bilimsel metinler, dilin kullanış biçimi, kurmaca olup olmamaları yönünden edebi metinlerden ayrılırlar. Bu bilgiler doğrudur. Beş nolu yargımızda ise, anlatım olabildiğince ağır olan bilimsel metinlerde amaç, bilgi ve düşünceyi doğru ve anlaşılır biçimde okura kabul ettirmektir. Okura bir bilgi ve düşünce kabul ettirilecekse, yani açıklayıcı bir anlatım söz konusuysa, orada anlatım ağır olamaz. Anlatım anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Anlatımın ağır olması sanatsallığı getirir. Tanzimat servetifün edebiyatı gibi. Dolayısıyla 5 nolu yargı yanlıştır. Sorumuzun cevabı E'dir. Hangisi bu parçada üzerinde durulan türdür denilmiş? Batı edebiyatında Yunan Roma edebiyatında gelişmiş bir tür olduğu, Yunan edebiyatında Domestones Latin edebiyatında özellikle Cicero bu set önemli temsilcileri oldu. Göktürk abidelerinin de bu tarzda kaleme alındığı milli mücadele döneminde de birçok sanatçının özellikle Ham, Abdullah Subi Tanrı Över gibi halde edip gibi başarılar sağladığı dile getirilmiş. Röportaj haber yazısını tele taşıyan görüşme, araştırma, inceleme metinleridir. Söyleşi karşılıklı konuşma havası, konferans, bilgi verme, bilgi aktarım, bilgi sunma hususiyetini ortaya koyar. Münazara ise empati kazanma yeteneğini geliştiren tez antitez tartışmasıdır. Söylev ise Göktürk yazıtlarında Domestanes, Cicero gibi önemli sanatçıların temsilcisi olduğu, özellikle milli mücadele döneminde bir Subri veren ün kazandığı alandır. Söylev hatiplik sanatıdır. Sorumuzun cevabı C'dir. Yukarıda tanıtılan edebi tür hangisidir denilmiş? Eğer tanıtılan edebi tür bir fikir yazısı niteliği taşıyorsa, nesnel kanıtlanabilir nitelik taşıyorsa makaledir. Günü birlik bir olayın özgürce, nükteli bir şekilde anlatımı üzerinde duruluyorsa fıkradır. Özgürce herhangi bir konunun anlatımı kanıtlama gereği olmadan öznel şekilde anlatılıyorsa denemedir. Karşılıklı konuşma havasında anlatılıyorsa sohbettir. Sanatçı eser durumun olumlu olumsuz yönelimleri veriliyorsa eleştiridir. Burada ...fazla derine inmeden kısa düşünce yazıları olduğu... ...kamuoyu tarafından okunmayı amaçlayan yazılar olduğu... ...konuşma diline yakın bir yazı olduğu... ...Ahmet Rasim'in bu türün önemli temsilcisi olduğu belirtilmiş. Güncel konuların işlendiği belirtilmiş. Güncel konular işleyen kısa düşünce yazıları, günübirlik yazılar... ...Ahmet Rasim tarafından da bolca kullanılan yazı çeşidimiz fıkradır. Sorumuzun cevabı C'dir. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez denilmiş. Dizelerimizi incelediğimiz zaman kenarı bahri ifadesinden hareketle, nazır alem ifadesinden hareketle Arapça fahça tamamlar kullanıldığını söyleminin düzenli olduğunu görüyoruz. Bu aruz ölçüsü yönelimi olan bir şiir olduğunu göstermektedir diyebiliriz. Divan şiiri biçimsel özellikleri taşımaktadır diyebiliriz. Arap fasça kelime tamlamalar kullanılmıştır diyebiliriz. Kenar bahırda hoş mahaldir nazar alem tahaccür eylemiş bir mevcittir üstüne bu Adem bir Adem hayalettir oturmuş fikri meşguldür her dem giyinmiştir beyaz ama bakarsın arz eder matem ifadelerinde bulutlar dalgalar yıldızlar bağlantılarına hareketle dua konulu bir şiir olduğunu da söyleyebiliriz. Divan edebiyatından alınmış bir ürün olduğunu zaten belirtmiştik. Aruz ölçüsü yazılmış bir ürün olduğunu belirtmiştik. Aruz ölçüsü varsa divan edebiyatından alınmışsa orada ahenk unsurları önemsenmiştir. Dolayısıyla ahenk unsurlarına az sayıda yer verilmiştir ifadesi yanlıştır. Alem, adem, dem, matem ifadelerinde zaten kafiye ve redif kullanılmıştır. Sorumuzun cevabı E olur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda söz edilen türle ilgili eser vermemiştir denilmiş sorumuzda. Türün ne olduğunu tespit etmeye çalışalım. Düşünceye dayalı yazı türlerinden olan bu tür okurla konuşuyormuş gibi bir anlatımla yazılan yazarın duygu ve düşüncelerini derinleştirmeden anlattığı edebi metinlerdendir. Okurla konuşuyorsa deneme kendi kendisiyle konuştuğu için bu tür sohbet olabilir. Deneme olamaz. Çünkü deneme ile sohbetin en ayrımcı noktası burasıdır. Kanıtlama yoluna gidilmez. Hemen her konuda yazılabilir. Dolayısıyla bu türün sohbet olduğuna karar veriyoruz. Ahmet Rasim Ramazan sohbetlerinin yazarıdır. Sohbet türünde yazılmış bir eserdir. Şevket Rado Eşref Saat Nurla Ataç Karalama Defteri Suut Kemal Yetkin edebiyat söyleşileri sohbet türünde yazılardır. Yaşar Kemal ise daha çok romanlarıyla tanınan sanatçıdır. Bu türde eseri yoktur. Sorumuzun cevabı C'dir. Boşluklara sırasıyla hangisi getirilir denilmiş sorumuzda. Komedi yaşamın toplumun gülünç yönlerini göstermek ve ders vermek amacıyla yazılan tiyatro türü izleyiciye güzel vakit geçirmeyi amaçlayan komedi konusunda günlük hayattan alır. Her sosyal tabakadan insan oyuna dahil edilir. Seçkin bir üslup tercih edilmez. Komediler konularına göre sınıflandırılır. Birincisi kişilerin kişilik özellikleri üzerinde duran onları gülünç yönlerini ön plana çıkaran komedi türüdür. Bu karakter komedisidir. Dolayısıyla ilk boşluğumuzda karakter ifadesini karakter komedisi ifadesini getirmeliyiz. Kişileri el aldığı için. İkincisi dönemin toplumun gelenek ve göreneklerini anlatıyorsa toplum ve dönem bağlantısı bize töre ifadesini ulaştırır. İkinci boşluğumuza da töre komedisini getiririz. Üçüncüsü ise olayın karışık ve şartıcı yönlerinin merak ve coşku unsurlarıyla konu edinen komedi türü de entrikalar uyduran yani merak uyandıran komedi türüdür. Üçüncü boşluğumuza da entrika komedisi getirilir. Sorumuzun cevabı D'dir. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Göktürk yazıtları 8. yüzyılda Göktürk zamanında, Göktürkler zamanında Orhun Nehri kıyısına dikilmiş anıtlardır. 720, 725, 732 yıllarında dikilmiş 3 tane anıttan oluşur. En temel olanlar 3 anıttır. A seçeneği doğrudur. Birincisi Kültekin, ikincisi Bilge Kağan, üçüncüsü Tonyukuk yazıtıdır. Doğrudur. Runik özelliğe sahip milli bir alfabeyle yazılan bu yazıtlar Türk kültürünün en eski yazılı metinleridir. Bilgi doğrudur. Göktürk yazıtlarından önce var olan Yenisey abileri vardır fakat tahrip olduğu için okunamadığından Göktürk yazıları ilk kabul edilir. E'ye geçelim. Hitabet üslubuyla oluşturulmuştur bu yazılar deniliyor E seçeneğinde. Söyle üslubundan bahsediyor. Bu yazıtlar için doğru bir bilgidir. Çünkü burada Hakanlar halka hesap verirler. D seçeneğine geldiğimiz zaman devlet yönetenlerin ağzından Uygur alfabesiyle yazılan Göktürk yazıtları denilmiş. Bu yazıtlar milli alfabemiz olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Dolayısıyla burada bilgi yanlışlığı vardır. Sorumuzun cevabı D'dir.